Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu toplantısında hitaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla çok sayıda düzenleme hayata geçirildi. Bunların arasında uzun vadeli yatırım kredileri, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesine yönlendirilmesi, nitelikli personelin uzaktan çalıştırılması uygulamasının uzatılması gibi adımlarımız var. Temmuz ayında yayımlanan düzenlemeler ile ikiz dönüşüme, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik desteklerin altyapısı oluşturuldu. Özel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve katma değeri yüksek yatırımları önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz. Kıymetli kurul üyeleri, özel sektörle yaptığımız istişarelerde iş gücü açığı ve iş gücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacı sıklıkla dile getirilmektedir. Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefimiz doğrultusunda geçtiğimiz kurul toplantımızda istihdam politikaları ve mesleki eğitimle ilgili özel bir çalışma yapılması kararı almıştık. Bu konuda görevlendirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz Başkanlığı'nda Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu oluşturuldu ve çalışmalarına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz koordineli olarak özel sektör ve ilgili kamu kurumlarımızla işbirliği halinde eylem planı ve somut işbirliği projeleri üzerinde çalışıyor. Herkesin bir mesleği olmalı sloganıyla hazırlanan mesleki ve teknik eğitim politika belgesi ise geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin sektörle entegrasyonunu sağlamak ve pratik becerilerini arttırmak için bölge okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul modelleri gibi yaklaşımlarla özel sektörle işbirliği esasına dayalı yeni ve uygulamalı bir eğitim yaklaşımını hayata geçireceğiz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki sonbahar döneminde de yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili önemli konular gerek teknik düzeyde gerek meclis çalışmaları düzeyinde gündemimizde olacaktır. 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nda değişiklik yapılması ve iklim değişikliği kanun tasarısı meclisimizin yeni yasama döneminde gündeme alınmasını beklediğimiz öncelikli konular arasında yer alıyor. 2026 yılında yürürlüğe girecek AB sınırda karbon düzenlemesini dikkatle takip ediyoruz ve bu çerçevede emisyon ticaret sisteminin teknik boyutları üzerinde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Meclisimizin yeni yasama döneminde gündemine sunmayı planladığımız konulardan biri de yargı süreçlerini hızlandıracak e-tebligat konusudur. Bu konuda hazırlanan taslak belirli bir aşamaya geldi. Bununla birlikte nitelikli iş gücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan tek viza programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar da son aşamaya gelmiş durumda. Enerji sektörü yatırımları ile ilgili süreçleri iyileştirilmeye yönelik mevzuat değişikliği ihtiyaçları tespit edildi ve bu konuda da yeni adımlarımızı hızla atmayı planlıyoruz. Altyapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulması ve bunların özel sektörün kullanımına sunulması amacıyla farklı modeller üzerinde hazırlıklarımız sürüyor. Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, idari sulh ve ticari sırlarla ilgili ulusal mevzuatımızın AB ile uyumlaştırılması da yine kurul gündemimizde yer alan konulardan. Bu konuda da teknik düzeyde çalışmalar önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Değerli katılımcılar, makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz.
Bu doğrultuda cari işlemler dengemizde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş orta vadeli program da bugün bu kapsamda gündemimizde olacaktır. Önceki orta vadeli programda özel sektörümüzle birlikte önceliklerimiz ve yapısal reform başlıklarımıza yönelik olarak kapsamlı istişareler yapmıştık. 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan OVP için de katılımcı bir anlayış ile istişarelere başladık. İşçi ve işveren temsilcileri, akademisyenler, iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu ay boyunca farklı sektörlerden temsilcilerle görüşmelerimiz devam edecek. Bütün ilgili bakanlarımız, bakanlıklarımız kendi alanlarında bu istişareleri tamamlayıp orta vadeli programa bu perspektifi yansıtacaklar. Bir önceki OVP'de yer alan ana yaklaşımı güncellenen orta vadeli programda da koruyacağız. Ana politika çerçevemiz, temel çerçevemiz tabii ki değişmeyecek. Özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor. Bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz. Diğer yandan geçen yıl yaşadığımız büyük afetin, deprem afetinin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Bu da temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek. Sadece ekonomimizi güçlendirmeyi değil, aynı zamanda sosyal refahı artırmaya yönelik çalışmalara büyük bir önem atfediyoruz. İstikrar içinde sürdürülebilir büyüme ile sağlayacağımız imkanları insan odaklı bir kalkınma yaklaşımı ile kalıcı sosyal refaha dönüştürmeye kararlıyız. Kıymetli katılımcılar, ülkemizin son 21 yılda yükselen ekonomik performansı, hayata geçirdiği yatırımcı dostu reformlar ve uyguladığı cazip teşviklerle iş ve yatırım ortamını sürekli olarak iyileştiren bir ülke olduk. 2023'ten bu yana ülkemiz 262 milyar dolara ulaşan uluslararası doğrudan yatırım ile bölgesinde ikinci sırada yer almıştır. 29 Temmuz'da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetemizde yayımlandı. Stratejimizin hayata geçirilmesiyle küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız payı %1,5'a çıkarmayı, düşmekte olan cari açığımızın finansman kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. İklim dostu yatırımlar, dijital yatırımlar, küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar, bilgi yoğun yatırımlar, nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar, katma değerli hizmet yatırımları, nitelikli finansal yatırımlar ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar olmak üzere 8 ana başlıkta Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını belirledik. Son dönemde başta yatırım taahhütlü avans kredileri ve HİT 30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza attık. Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik. Önümüzdeki dönemde de bu alanda yeni müjdelerin, yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi toplantımıza davet ettik. Toplantıda çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız. En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz. Küresel düzeyde tedarik zincirinin yeniden şekillendiği bir ortamda cari açığın sürdürülebilir biçimde azaltılması için çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarında
Türkiye'yi daha üst seviyede bir yatırım üssü konumuna taşımasını hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, her toplantımızda vurguladığımız üzere Türkiye yüzyılını yatırımların yüzyılı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda ülkemizi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapmak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde çalışmalara katkı sağlayan, emek veren tüm YOİK paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. YOİK eylem planımızın ilerleyişini 3'er aylık periyotlarla paydaş kurumlarımızla bir araya gelerek yakından izlemeye devam ediyor olacağız. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor. Yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu kapsamında atılacak tüm adımlarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı dinledik. Özellikle önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olan politikalara temas etti. Türkiye'yi bir yatırım ülkesi yapacağız dedi. Doğrudan yatırımlardan alınacak payın %1,5'a çıkmasını istediklerini vurguladı. Malum her sene orta vadeli program açıklanıyor. 3 yıllık yol haritası ekonomide belirleniyor. O orta vadeli programında Eylül ayında açıklanacağını ve bunun istişarelerinin başlandığını vurguladı. Bu YOİK toplantısında da OVP programına, OVP'ye yönelik görüşlerin alınacağını ifade etti. Geçtiğimiz sene açıklanan orta vadeli programda özellikle 2024 için enflasyon beklentisi %33 olarak açıklanmıştı. 2025 için %15,2'lik bir beklenti varken 2026 için de %9 civarında bir enflasyon beklentisi vardı. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi de bu sene için %38. Bakalım yeni açıklanacak olan orta vadeli programda sene sonu enflasyon beklentisinde bir değişiklik olacak mı? Ve 2025-2026 bunun yanı sıra 2027 projeksiyonlarında da hangi rakamları ve oranları göreceğiz? Önemli. Yine aslında önceki orta vadeli programdan da taviz vermeyeceklerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ifade etti. Daha önce açıklanan OVP'lerde büyümeden taviz verilmeyeceği ekonomi yönetimi tarafından vurgulanmıştı. Bu sene sonu için büyümede %4'lük bir beklenti var. Önümüzdeki sene için bunun %4,5 olması öngörülüyor. Bu kapsamda büyüme, enflasyon, işsizlikte de OVP'de yeni konulacak hedefleri Eylül ayında ekonomi yönetimi açıklayacak ve bizler de bu hedefleri göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde işsizlik verisi gelmişti. %8,5'ten %9,2'ye çıkmıştı. Bugün ödemeler dengesi verisi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu veriyi değerlendirirken işsizliğe de atıfta bulundu. Çünkü orta vadeli programda işsizlik beklentisi de %10,3'tü. Evet 9,2'ye yükseldi ama hala orta vadeli programda konulan hedefin altındayız, tek hanedeyiz işsizlikte. Bunu da ifade etmişti. Bu verilerin hepsi orta vadeli programda belli olacak. Bizler de takip edeceğiz. YOİK toplantısı başladı ve açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.